Değerli akşamlar değerli izleyenler, yeni bir programa başlarken hepinizi saygıyla se selamlıyorum. Program konuğumuz, ilvaizimiz değerli hocam Ediz Erşen. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın hocam, konuya nereden gireceğimi evet. <laughs> hesaplayamıyorum, bilemiyorum. Ee, gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Evet. Yani çağdaş, uygar, batı medeniyeti dediğimiz gerek Avrupa Birliği ülkeleri gerek Büyük Britanya, İngiltere gerek Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Tüm batılı ülkelerin izlediği, adeta cesaret verdiği, takdir ettiği, evet. her türlü yardım yaptığı İsrail tüm insani değerleri yıkarak, yerle bir ederek, hiçe kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, eli silah tutmayan kim varsa öldürüyor, ne hastane dinliyor, ne okul, ne yerleşimci, evet. mülteci kampı deniyor. Aslında kendi ülkelerden mülteci duruma düşmüşler, yerleşim evet. yeri. Hepsini yerle bir ediyor. Sayısal rakam vermek de çok doğru değil. Bir çocuk bile çok kıymetlidir. 11 bin civarında insan katledildi vahşice. Evet. Bunların %70'i çocuk veya kadın. Diğer taraftan bu insan Cumhurbaşkanımız da katıldı. İslam Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. İslam İşbirliği Teşkilatı bundan birkaç gün önce toplanmıştı. Maalesef oradan doğru dürüst bir karar anlamadı. Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri var. Ta Yavuz Sultan Selim itaat konusunda, birleşme konusunda, birlik konusunda çok büyük çaba sarf etmiş. Birlik ve beraberlik ne kadar iyiyse, değerliyse ayrılık tefrikada o kadar kötüdür. Bunu şiirle de dile getirmiş Yavuz Sultan Selim. Evet. Bir taraftan bakıyoruz. Ekonomik durumu çok iyi düzeyde olan İslam ülkelerinin bir kısmında parayı nereye nasıl harcayacaklarını düşünüyorlar. Diğer taraftan başka bir Müslüman ülkede açlıkla pençeleşiyor. İşte bütün dünyanın göz önünde İsrail'in yaptığı katliamlar söz konusu. İslam coğrafyası az bir coğrafya değil. Müslümanlar az bir topluluk değil hocam. Yaklaşık 2 milyar Müslüman nüfus var. Ama bu birlik, beraberlik, birliktelik bir türlü sağlanamıyor. Belki sistemsel olarak kağıt üzerinde İslam işbirliği teşkilatı olarak geçiyor ama fiili olarak bir sonucunu henüz görmedik, göremiyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu Ahir aylarının son günlerinde 26'sı yine Gazze'li Müslüman kardeşlerimizle duamız, kavli duamız onlarla, fiili duamızı da şöyle ifade edelim. Türkiye elinden geleni gizli açık yapıyor. Evet. Allah'a şükür. Tabii gizli derken açık da olsa, gizli de olsa kanunlara uygun bir şekilde, uluslararası hukuka uygun bir şekilde Aynı şekilde İran gayretli. İran'ı kutluyorum ben. Kim ne derse desin. O kadar Sünni Arap dünyasının sustuğu bir şeydi. İran susmuyor yani. Yemen susmuyor. Onlar... Çok emin bir İran'dan hocam. Olsun ben zahiren de olsa bak diğerleri zahiren de olsa davranmıyor. Ee, Yemen'i de kutluyorum. Rusya'yı da kutluyorum bu konuda. Filistin'in yanında zahiren de olsa yanındalar. Birleşik Arap Emirlikleri zahiren olmaktan da korkuyor. Acaba İsrail beni pataklar mı? Suudi Arabistan korkuyor. Dayak mı yerim İsrail'den? Az önce dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde altın yemeye başladılar en son. Altın yiyorlar. Dediğim abartı değil ha. Altın yiyorlar. Altın yiyilir mi hocam? Yilir. Altın yiyorlar bildiğin. Altın 5 aşırı lüks otellerde Pastalara altın sepiyorlar, altın yeniliyor yani. Altın tozu falan kahvelere. Sepme evet. Olay falan. Altını bildiğin altın yeniliyor. Yahudilerde de o adet vardır. Eski bir Yahudi adetidir. Vücuda faydalı o ama lüks, israf tabii ki. E, Filistinde de hiçbir şey yemeyecek şeyler, hiçbir şey yemiyor. Bazen bir şey bulamıyorlar. Elektrik yok, su yok. Hiçbir şey yok. Kahraman bir halk. Giritten gelmişler, Filistler. Girit'in yerlisi, Giritler Yunan değildir, ayrı bir halktır. Cesur savaşçı İtalyanlar, Giritler, Likyalılar, Esareti kabul etmeyen halklar. Daha sonra Müslümanlaşıp Araplaşmışlar. Filistin fili, Arap kökenli değildir. Değiller. Filistinler tarihte de Müslüman olmadan önce de savaşçılar. Bir genden gelen bir savaşçılık var orada. Yahudiler piyade savaşı yapamaz genelde yürüyüp savaşamıyorlar. İşte kad kadınları, çocukları uzaktan bilgisayar oyunu oynar gibi katlediyorlar korktukları için. O kadar korkaklar ki yürüyüp Araplarla karşı karşıya gelip savaşamıyorlar. O cesaretleri yok. Çünkü dünyaya çok bağlılar. Gazze'nin kuzeyinde denediler, çok büyük kayıplar verdiler. Şu anda e, İsrail ordusu Ama hocam öyle bir algı var ki yani sanki evet. İsrail dünyanın en büyük süper gücü. Hiç ulaşılamaz, kimse müdahale evet. edilemez. Her türlü teknolojiye, bilgiye birikimine evet. sahipler. Evet, dev bir şekilde anlatılmış. Zihinlerde o yaratmış. Hatta zaman zaman, tabii ki siz az önce bahsettiniz. E, kavli duamızı yapıyoruz dediniz. Yani duaya karşı çıkan da var. Evet. Yani, yani duanız olmazsa Allah size ne diye değer versin diye evet. ayet-i kerime var. Evet. Dua elbette önemli. Elbette ki sadece dua etmek yetmiyor. O Filistinli evet. Şöyle söylemişti, mücadeleciden bir ismini hatırlamıyorum. O da demişti, yani, sizden e, şey beklemiyoruz, sadece dua beklemiyoruz. Sosyal medyadaki kramalarınız yetmiyor şeklinde. Evet. E, Sezrenişte de bulunmuştu. Evet. Ama bizler Müslüman olarak elbette Allah'ın yardımını talep edeceğiz, dileyeceğiz. Evet. Duayı biz bir kenara bırakamayız, boş veremeyiz ama e, asıl önemli olan da fiili olarak dua etmek. Bu da daha çok çalışmak, daha çok üretmek. Evet. İşte sanayide silah sanayisinde özellikle işte yap yapay zeka döneminde şu anda e, bütün bunlarda ileri bir düzeyde olmamız lazım. Mesela diğer bir konu. Mesela boykot meselesi. Evet. Çok yerine bir karar. Çok doğru bir karar ama ya yani dünyada ihtiyaç duyulan her şeyi maalesef İsrail üretiyor. Evet. Veya Yahudi iş adamı onun başında. İsrailli olmasa başka biri yaşasa. O konuyu dahi. ben biraz açayım. Şimdi Buyurun İslam önce. Birliği ve önemi üzerinden gidiyoruz. Şimdi o piyade meselesini bitirip o konuya geçeyim. Kuzey Gazze'de çok ciddi doğal gaz ve petrol yatakları olduğu için özellikle doğal gaz İsrail oranın küçük bir bölümünü hedefliyor aslında. Oraya girip savaşlar yapıyor, kazanamıyor piyade savaşları. Çok büyük kayıplar veriyor. Basın medyada etkili olduğu için bunlar çok dile getirilmiyor. İsya, İsrail ordusunda isyan var. Biz Netanyahu için savaşmayız diyorlar. Netanyahu yolsuzluklarını yapmak örtmek için savaş çıkarıyor diyorlar. Biden zayıf diye, politik açıdan zayıf diye savaş çıkarıyor diyor İsrail ordusundaki bilinçli askerler. İsyan var şu anda. Bu bastırılıyor. Bir de İsrail halkı uçuşlar, diğer şeyler tam serbest bırakılsa 60 70 ülkeyi terk eder. Bir korku var şu anda ciddi manada. İlk günler bu daha fazlaydı. Başka yerden Yahudiler İsrail'e destek için geliyorlar diyor. Yalan. Başka yerdeki Yahudiler turist olarak bile şu an İsrail'e gitmiyor. Savaş olduğu için. ülke terk edenler de var. Ülkeyi ele, ya, tam serbest bıraksalar yarıdan çoğu boşalır ülkenin. Kaçarlar yani. Artı savaş piyade ile kazanılır. Yürüyüp savaşamazsan istediğin kadar bombala kazanamazsın. İsrail eski 6 günler Arap İsrail savaşında piyade zaferi elde ettiği için şu an onun ekmeğini yiyordu. 3-5 yıl önce Lübnan Hizbullah'ına karşı yenildi. Yine piyade savaşı yapamadı. Hamas bunu bu açığı gördü. Dedi bunlar savaşamıyor. Bu sefer saldırdı Hamas. Yine piyadeye çıkamadılar. Yani karada yakalanıyorlar, esir ediliyorlar, savaşamıyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Musa Aleyhisselam döneminde de Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki Rabbinle git sen savaş biz gelmeyiz. O zaman Müslümanlar aslında bunlar yani. Müslüman oldukları dönemde bile savaşamamışlar. Niye? Dünyaya bir bağlılık söz konusu genlerinde. Her Yahudi için demiyorum. Bu açıdan baktığımızda İsrail piyade savaşı yapmadıkça istediği kadar bu soykırıma, ilk soykırımı dillendirenlerden biriyim devam etsin. Asla orada muvaffak olamaz çözülüş başlayacak yıkılış başlayacak İsrail'de bunu az altını ısrarla çiziyorum. İnşallah. Çünkü kahraman Türk ordusu gibi gidip kuzey Irak'ta Suriye'de her yerde biz yürüyerek savaşıyoruz, değil mi? Kıbrıs'ta zafer elde ediyoruz. Piyade savaşı yapamadın mı bitersin temel kural. Rusya Ukrayna'ya karşı da piyade yapamadı. Dikkat edersen orada da Rusya geriledi. Ama şu ayrımı yapmak lazım hocam. Mesela bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hiçbir ülkenin toprağında sınırlarda bizim gözümüz yok. Oradaki Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarına karşı biz Kuzey Irak'a ve Suriye'ye giriyoruz. Tabii şimdi onu da şöyle açıklayalım. Hem Filistin için de bağlayalım o konuyu. Filistin'e de geleceğiz. Şimdi Filistin Türkiye'nin şöyle bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Terör unsurları için gidiyoruz ama Rusya ve Amerika Suriye'de Kuzey Irak'ta kaldıkça biz de kalacağız. Tabii ki. Hatta bu kalma devam ederse Atatürk'ün Hatay'ı ele geçirdiği gibi Atatürk'ün projelerinin devamı olarak biz Osmanlı topraklarını misak-ı milliyi tekrar ele geçireceğiz. Bu bizim bir hedefimizdir, gasp edilmiş hakkımızdır. Yani misak-ı milli bizim uluslararası hukuka göre 12 adalarda dahil gasp edilmiş hakkımızdır. Önce bunları bir almamız lazım. Bu başkasının toprağında gözümüz olması manasında değil. Atatürk yaşasaydı, Selanik'i, 12 adaları, Musul, Kerkük'ü, e, Suriye'nin bir kısmını, Hatay'ın ilerisini ve Libya'yı alacaktı. Bu anılarında var, yaşasaydı. İnönü gibi pasif değil Atatürk, savaşçı. Cumhurbaşkanımız Atatürk'ün vasiyetlerini yerine getirerek devletimiz Libya'da Vati Mavi Vatan Projesi'yle, hemşehrimiz Cihat Yaycı Paşa'nın destekleriyle, buluşuyla, ve diğer projelerimizle devam ediyoruz. Hatta daha da ilerisi biz Kudüs'e manen akide olarak bağlıyız. Mekke, Medine'den sonra en önemli üçüncü yerimiz. Ama aynı zamanda Kudüs son 400 yıldır Filistin Türk toprağı. Yani İsrail bin yıl sonra gelip orada hak iddia ediyorsa, 2000 yıl sonra, 3000 yıl, 3000 yıl sonra, hatta 5000 yıl sonra gelip 4000 yıl sonra hak ediyorsa, çeşitli Yahudi devletler dönemine göre söylüyorum... Bizim haydi haydi hakkımız var. Zaten orada bağımsız bir Filistin devleti kurulması Türkiye'nin orada olması demektir aynı şekilde. Çünkü Filistin bizimle diyaloğu iyi olan bir devlet ve bunun içinde tabii ki Ürdün toprakları da Filistin'in içine girer. Bağımsız bir Ürdün olması bizi mutlu ediyor. İleriki planlarda misak-ı milliden sonra bizim Osmanlı topraklarını tekrar istememiz uluslararası hukuka yine aykırı değil. Hani Atatürk yurtta, yurtta suh, cihanda suh derken aslında yurtta hücum, cihanda hücumu kastetmektedir. Çok zekice bir laftır o. Nasıl? En iyi hücum, en iyi savunma hücumdur. Ama biz emperyalist değiliz. Bunu uluslararası hukukun dışına çıkarak yapmayız. İsrail gibi asla yapmayız. Adaletliyiz biz. Biz dikkat ederseniz Sur olaylarında tabii orada oradaki bizim milletimiz, halkımız da orduyla beraber o teröristlere karşı savaştı. Sur, sur olaylarında sivil halka zarar gelmesin o diye. O şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rahmetle Bayağı anıyoruz. Ulaşıyoruz. Ne kadar hassas davrandık değil mi? Evet. Ki oradaki sivil halk Siviller da zarar görmesin ordumuzla diye. beraber tabii ki savaştı teröristlere karşı. Burada da aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Tabii e, burada İslam Birliği derken bakınız İran ve Yemen bile olsa, birkaç ülke bile olsa. Sahine hocam bir parantez Öncelikle olabilir. öncelikle bunları tebrik edeceğiz. Zahiren bir olsa. Hocam. E, tabii bir evet. Parantez şu, şu anda İslam Birliği. Evet. Ya yani bizim temel akidemiz tevhid akidesi. Evet. Bir olan Allah'a iman etmek, inanmak. Evet. Eee İslam'ın hepimizin kıblesi aynı. kabe i Muazzama'da. Harem-i evet. bakarak namazlarımızı kılıyoruz. Ee, ana konularda, akide konusunda bir ayrılık yok. Evet. Hepsi aynı. İslam ülkelerinde birlik olması lazım ama ondan önce bu kadar mücadele veren, bu kadar acı çeken, evet. bu kadar katliamlara maruz kalan Filistin'de bile birlik yok. Bak şimdi bugün Batı Bat şerianın cenin şehriyle başka şehirlere de saldırmaya başladı İsrail. Evet. Şimdi bir tarafta Mahmut Abbas yönetiminde battı şeria işte. Evet. Ramallah vesaire. Diğer hafta işte Gazze'de Hamas'ın kontrolü vesaire. İsmail Heniye. Evet. Mahmut Abbas diyor yani neredeyse hiç sesini çıkarmadı. Bir tek evet. işte Biden'la görüşmeyi kabul etmedi. Yani orada bile bir bölünmüşlük var, bir parçalanmışlık var. Şimdi onun yani. nedeni çok farklı etkenler. Oraya geleceğiz. Şimdi bir defa tarihsel etkenleri var. İslam'ın kusuru değil bu. Kur'an'ın Hazreti Muhammed'in kusuru değil aleyhissalatü vesselam. Müslümanların eksikliğidir bu. Bu bir. İkincisi Hristiyan ve Yahudi dünyasında da ayrılık var. Bugün Holon Yahudileri, Holon Dağı'nın etrafında 700 bin kişi bütün Yahudileri kafir olarak ilan ediyor. Ve saldırmacı görüyor. İsrail'i kınıyor mesela. Kendi aralarında da ayrılık var. Liberal Yahudiler bizim Filistin'de ne işimiz var diyor. Avrupa Amerika'da güzel güzel yaşamak varken itiraz ediyorlar. Artık bir, bir para kısm, bir kısım itiraz para ediyor. Para göndermekten bıktık diyorlar. Yahudilerin son dönem gençleri deist ve ateistlik çok yaygın. İnanmıyorlar Yahudiliğe. 2019'daki bir ankette evet %70'i inanmıyor hocam. İnanmıyor. Yüzde Ateist o, yüzde %12 kadar bir aşırı ortodoks Yahudi var. Evet. O şeye baktım ben istatistiğe. Evet. Yani dediğiniz çok doğru. Onlarda da inanmayan çok var. Hristiyan olan Yahudi çok var. Bir de şuraya geleyim. Şimdi Türkiye'de bu algı senelerce çok şu oldu, pompalandı. İşte dünyayı Yahudiler, Masonlar yönetiyor. Hristiyanlar aciz, Müslümanlar aciz, herkes aciz. Bunlar süper güç, her yerde bunlar var. Bu algı yanlıştır. Dünyada Yahudiler kadar belki daha güçlü bir İngilizler vardır. Bir İtalyan gladiyosu vardır. Daha güçlüdür hatta. Belki eşittir. Başka güç otaklar vardır. Rusya vardır mesela bir güç odağıdır. Kıta Avrupa'sı vardır. Mesela İngilizler antisemitiktir. Yahudileri sevmezler, nefret ederler. Bugün İngiltere'nin desteklemesi Yahudileri sevdiğinden değil. Hatta Amerika'daki Anglo-Saksonlar. Çıkar ilişkisi. Çıkar ilişkisi. Aslında burada kullanan Yahudileri Amerika, İngiltere'dir. Tabii ki Yahudiler mi? Amerika, İngiltere'yi kullanmıyor. 30 milyon adam isterse Süpermen olsun kullanamaz. Bu algı Türkiye'de özellikle bir kısım dindar kesim tarafından bilmeyerek pompalandı. Masonların da eskisi gibi gücü yok. Anlatabiliyor muyum? Yani kaldı ki o çok farklı bir program konusu. Şimdi bu açıdan baktığımızda realist bakmak lazım ve reel politik bakmak lazım olaya. Tabi İsrail'in işgaline karşı çıkan yapılar da, Yahudi Hristiyan yapılar da, özellikle Hristiyanlardan bu çok var. Nitekim Gazze'deki Hristiyanlar da aynı zulümden hisselerini alıyorlar. İslam Birliği konusuna gelince, Öncelikle bu Türk birliğiyle olur. Bakınız benim ümmetçilik görüşüm şöyledir. Türklerin lider olduğu bir ümmet ancak ayakta kalabilir. Türkiye'nin lider olduğu. Bu kendi milletimizi, ırkımızı öne çıkarmak değil. Bu bir gerçek. Niye bu, bu fırsatı biz son dönem Araplara verdik, gittiler İngilizlere teslim ettiler. Başkasına veriyorsun Avrupa'ya teslim ediyor, Yahudi'ye teslim ediyor. Yahudilere dalkavukluk yapan, Hristiyanlara dalkavukluk yapan, Müslüman görünümlü Türk olmayan unsurlar var. Ama Türkiye bunu taşırsa bu olur. Rahmetli Türkeş, Alparslan Türkeş Türk devletler teşkilatını ilk kuran kişi. En geliştiren kim? Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Atatürk'ün ve Türkeş'in hayallerinin çoğunu gerçekleştirdi. Değil mi? Evet. Hani Türk milliyetçiliğinin hayallerini gerçekleştiriyor. Saray külliyede, sarayda 16 tane Türk bayrağının Türk bayrağı var mesela. Türk Devletler Teşkilatı'nı Devlet Bahçeli ile beraber Cumhurbaşkanımız oldukça büyüttü, geliştirdi. Bugün Özbekistan'da da aynı teşkilatın toplantısı vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımız burada devletimizin en üst merci olarak bahsediyorum. Yani siyasi olarak bahsetmiyorum. Devletin şahsı manevisi olarak İslam birliğini güçlendirmeliyiz dedi. Ve Türk birliğinden geçtiğini aynı şekilde ima etti haklı olarak. Önce Türk birliğini kuracağız, Türk birliği de İslam birliğini kuracak. Benim tezim bu. Adriyatik'ten Çin denizine Türk dünyası, Demirel bu sözü ilk söyledi. Güzel bir sözdü. Türk birliği kurulursa daha sonra inşallah İslam birliği de Balkanlar, Kafkaslar, daha sonra Suriye, Orta Doğu derken ...öyle öyle gelişecektir... ...ben buna inanıyorum... ...ve bu birliği kurarken de... ...Şii-Sünni ayrımı yapmamalıyız... ...kesinlikle... ...şimdi İran... ...tamam hataları var... ...İran'a ben de kızıyorum, eleştiriyorum... ...ama mesela bugün İran'ın eleştirilecek zaman değil... ...çünkü bizimle beraber Filistin'e destek veriyor... ...aynı şekilde... ...Şii Emel Örgütü'nün devamı olan... ...Lübnan Hizbullah'ı da destek veriyor... ...Hamas en başta destek veriyor... ...Hamas bir Yemen destek veriyor... Balkan ülkeleri destek veriyor. Kafkaslar, Dağıstan gibi ülkeler destek veriyor. Müslüman Tatarlar tamamıyla de yalnız değil. Yani Kuzey Müslümanlar dediğimiz Tatarlar, Dağıstan, Kafkasya, Türkler, Balkanlar bunların hepsinin büyük destekleri var. Siyasiler nezdinde bir gevşeklik var. O da İsrail'in yıllardır yaptığı dizaynlardan dolayı. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir nevi kukla gibi yaptılar. E Katar destek veriyor aynı şekilde. Susturulmaya çalışıyor ama destek veriyor. Arabistan'a daha çok emek lazım. Halen onların Türkiye'den etkileniyorlar ama çok emek lazım. İşte biz bu Türk Devletleri Teşkilatı'nı güçlendirir, ümmetçiliği de harekete geçirirsek bu Allah'ın izniyle olur mu? Olur, ümit var olmalıyız. Çünkü tarihte bunu defaatle yapmışız. Türk-İslam devlet geleneği tarihin Toynbee'nin, Arnold Toynbee'nin görüşüne göre tarihin en büyük gücü İslam'la müşerref olmuş Türk-İslam devlet geleneğidir. En büyük başarıları da biz elde etmişiz. Tarihte yapmamışsak, yapmışsak niye yapmayalım? Ya hocam, Bakınız tamam. ben bir örnek vereyim. Tarihte bir millet devlet kurmamışsa şimdi kuramaz. Sayın Ali Gün Hocam. Evet. Değil mi? Kursaydı tarihte kurardı. Bir millet devlet kurmamışsa tarihte şimdi kuramaz. Kursaydı tarihte kurardı. Tarihte devlet kuramayan 21. yüzyılda devlet kuramaz. Bu mümkün değil. Çünkü o geleneği yok. Devlet kuramıyor hocam. Büyük, evet. büyük İsrail devletini kurmak istiyor. İsrail için demiyorum bunu. Bazı heveskar tipler var ya Anladım. onlar için söylüyorum. Anladım. Ona ve ona benzer örnekler. İsrail tarihte devlet kurmuş Davut Aleyhisselam. Davut Aleyhisselam Aleyhisselam Onun için diyor. tekrar kurdu. Evet onu kastetmiyorum. Tarihte ümmet olmuşsan yine ümmet olursun. Oraya geleceğim yani. Olmuş muyuz, olmuşuz fazlasıyla. O açıdan Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim'in en başta Hazreti Ömer'in radıyallahu an doğru taktiklerini günümüze uygularsak çok başarılı oluruz ve bu uygulanıyor da Hamas 6 günler savaşındaki gibi silahsız, teknolojisiz değil. Araplar. Şu anda Filistin'de her türlü teknoloji de var. Çünkü dünya öyle Değerli bir hocam, şimdi hale geldik geldi ki teknoloji anladım. alışverişi çok sıkı anladım dünyada. Anladım hocam anladım. Fark doğru. azaldı. Temennimiz o ama gerçekten şu anda mesela işte zaman zaman bizler de izliyoruz, sizler de izliyorsunuz. İşin uzmanı da değiliz, savaş uzmanı da değiliz. İşte Gazze'nin diyor, Gazze şehrinin altı evet. adeta metro ağı gibi şey. Işte şu tüneller, işte evet. şu füzeler, şu roketler ama... Şu anda o trenlerde ne elektrik var, ne su var, ne yakıt var, ne hiçbir şey var. Yani keşke dediğiniz gibi e, zaten savaşta sahip sava olabilse. savaş dönemlerinde elektrik, su, yakıt olmaz. Bosna Hersek de öyleydi. Ona göre tedbir alınıyor. Ona göre strateji geliştiriliyor. Ee, i̇nşallah hocam. Inşallah. Yani savaş şehir ışıklarının altında olmaz zaten. Ha Bosna Hersek'te şu fark vardı. Şimdi İsmail Haniye değil mi şu an Hamas'ın lideri o mu? Ee, veya birkaç lideri var. Birkaç, beş altı. Gizliyorlar beş, yani suikasten dolayı. Şimdi Hamas'ın liderleri de iyi ki Hamas bir terör örgütü değildir. Bizim Kuvayi Milli Hareketi gibidir. Onu da belirtelim. Ama Aliye Ezzet Begoş gibi bir lidere de ihtiyaçları var. Onu da belirtmiş olalım. olalım yani. Öyle bir lider daha büyük bir başarı elde edebilirdi. Gel gelelim Mahmut Abbas'a. Şimdi Yasir Arafat Yasir ee, Büyük mücadeleler verdi, hatalar da yaptı. Yani öğrenciyken El Fethi örgütünü kurdu. Sen El Fethi örgütünü evet. kurdu Yasir Arafat. Büyük mücadeleler de verdi, e, hataları da vardı. Beka Vadisi'ni veya o Filistin vadilerini terör örgütlerinin yuvası yaptı o zaman. E, şey için kastetmiyorum, ama Filistin dışı unsurlar için, Arap dünyası dışı unsurlar için söylüyorum. Ama büyük mücadeleler verdi Mahmut Abbas onun bir nevi devamı gibi, diğerleri de devamı gibi. Bence burada Mahmut Abbas'a da çok yüklenmemek lazım. Hatalar yapıyor ama Filistin bence Mahmut Abbas Hamas'la koordineli gidiyor. Biri tatlı, biri sert. Yani Hamas'ın diplomasi yüzü Mahmut Abbas bence. Yani koordinesiz değiller. Ya Görüştür bir şey değil. Evet. Mi hocam? Ben öyle düşünüyorum. Yani ona da ihtiyaç var, ona da ihtiyaç var. İzzettin Kassam ise. Çanakkale'de de savaşmış. Teşkilat-ı Mahsusa'nın evet, evet. bir ajanı. Evet. Osmanlı ajanı. Ee, İngilizler pusuya düşürerek şehit ediyorlar onu ki 1917 ile e, Allenby'nin e, girmesiyle Kudüs'e maalesef 1948'e kadar. İngiliz general değil mi hocam? Tabii dinlemiyor. çok İngiliz general. Çok büyük zulümler yapıyor İngilizler. Ee, İsrail'in şu an yaptığı gibi ve İsrail devletinin oluşumunu hazırlıyorlar. Ama son dönemde İlk dönemde İsrail oradaki Araplarla ya, dal kavukluk yapıyor. Sayıları az gidiyorlar, bahçelerinde oturuyorlar, Araplar misafirperver. O kadar o niyetle ajanlık yapıyorlar ki meyve sayısına kadar Arap köylerinin rapor haline getiriyorlar. Sonra o köyleri maalesef ele geçiriyorlar. İşte o dönemin son döneminde 1948'e doğru Yahudiler, e, Yahudi çeteleri İngilizleri de öldürmeye başlıyor. Mesela o terörist gibi adamdır. Menahem Begin daha sonra başbakan oluyor. Evet. Onlar terörist gibi adamlar yani. David Ben Gurion 152 santim 1.52 gibi boyunda. Gibi hocam teröristler gibisi fazla. Evet öyle tabii ki. 1.52 1.52. şu ankiler tam terörist o dönemi anlatıyorum. Evet. 1.52 santim boyunda Deva, David Ben Gurion kısa boylu Osmanlı tebaası. Onun fesli bir şapkalı bir fotoğrafı vardır. Fes, fes şapkalı yani fesli. Osmanlı tebaası olduğu döneminde. Yani bunlar e, aşama aşama büyüyorlar. Tarihlerinde bir sıkışma oldu kehanetlerinde. kehanette göre, mitolojiye göre hareket ediyorlar. E, bu aşamada önce Gazze, sonra Batı Şeria'yı alıp, ilhak edip, daha sonra Ürdün'ü e ilhak etmek üçüncü aşama. Gazze ve Batı'ya da Şeria'dan sonra Ürdün'e saldıracak İsrail. Planları o yönde gizli planları. Ürdün'den sonra Suriye'yi ele geçirmek. Suriye'den sonra ise hedef Türkiye. Erzincan'ın üstüne kadar almak istiyor. Elazığ, Tunceli, Erzincan en üst sınır. Nil'den Fırat'a derken sınır oradan başlıyor. Ta Sina çölüne kadar ve Mısır'a saldıracak. Hedefleri bu. Allah muvaffak edemez Allah'ın izniyle. Yani Gazze bizim orada ön cephemiz. Gazze düşerse Batı Şeria, Ürdün, Suriye düşerse Türkiye kesinlikle saldırır yüzde 99. O, tabii ki cevaplarını da alır Allah'ın izniyle. Napolyon ne diyor? Türklerle savaşa girmeyin. Ee, öyle iyi savaşçılardır ki hepinize e, yenerler hatta iblisi bile cehennemde esir alırlar. Yani İsrail'in fanatiklerinin planı budur. Bunu ta o yıllarda hedefliyorlar. Tabii. Şimdi biraz İslam Birliği üzerine konusuna esas konu üzerine devam edersek biraz bölgelere gidelim. Şimdi Pakistan ve Hindistan Müslümanlarında Babür Şah İmparatorluğundan dolayı Türk kanı da var. Hintli Müslümanlar Türkleri çok seviyorlar. Onlar bir ümit kaynağı yine. Pakistan ve Hintli Müslümanlar bir ümit kaynağı. Bize çok yakınlar. Şöyle bir Siz orada hocam. gelmişken konuya Karaçi'de bulundunuz. Oradan siz, siz biraz devam edebilirsiniz Hindistan yani. Hindistan diyorsunuz ya hocam evet. mesela. İşte Hindistan'da mesela o dönemdeki bizim kesim ya sünni kesim mesela. Ee, İngilizler hocam siz az önce ajanlıktan bahsettiniz. Evet. Dedi ki Frisi kölene kadar meyvelerin sayılarını dahi biliyorlar. Tabii, evet. Adama öyle bir çalışıyor ki öyle bir algoruşturmuş ki diyor ki Kurban Bayramı'nda ...erkek sığır yani öküz kesmek çok sevaptır. Yani bunu yıllarca tartışması sürmüş. Evet. E, orada e, Hindu kesim biliyorsun hocam o e, sığırı büyük baş inekleri evet. kutsal sayıyor. kutsal sayıyor. Bir kesim İngilizler öyle bir pompalıyorlar ki... ...yani öküz kesmek çok büyük sevap bu kurbanda. Evet. Onlara da değer veriyor, onlara saygı gösteriyor. Evet. Öyle bir hala geliyor ki bu şekilde birbirine düşünüyor. Evet. Sonra İngilizler biliyorsunuz Hindistan'ı işgal ediyor. Evet. Yani acı, acı sonlar. Tabii yani. o yani, yani, senin mitoloji az önce yumuşak ya, karnındır şeyi, yani. Şii sünni ayrım yapmamak gerekir. Tabii yapmamak gerekir. Öyle. Şimdi bu İslam birliğinde de Babür Şahlar Şii'dir mesela Şii Türkler. Kerkük Türkmenleri bizim canımız Şiiler. İran'ın yüzde Türk, Şii, Azerbaycan'da Azerbaycan çoğu mi? Şii. Bizim kardeşlerimiz bunlar. Bu ayrımı yapmamak lazım. Aradaki ihtilafları gidermek lazım ki İslam ümmeti Şii'siz, İslam ümmeti de olmaz. Yani ben sadece sünnileri birleştireyim. O da yanlış. Anlatabiliyor muyum? Bu tarihte birleşmişler mi? Birleşmişler. Yine birleşebilirler. Bunları daha çok büyütmemek lazım. İran'da tamam böyle sıkıntılı tipler var ama İran'da %60-70'i e, Türk yani. Seyit, e, Seyit Ali Hameney torununa Türkçe öğretti. Türkçeyi muhakkak öğrenmeli dedi benim torunum. Biz Türk'üz dedi. Bakınız Seyit Ali Hameney'in Türk milliyetçiliği vardır. Orhan dini lideri. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Diyaloğa geçmek lazım. Aralardaki ihtilafları gidermek lazım. Bu aşamada da İran'ın parçalanması bu kaotik dönemde Türkiye'nin arkası boşalır, tehlikeli olur Türkiye için. İran ikiye bölünürse Suriye zaten altta sıkıntı, üstte Ermenistan sıkıntı, diğer yerler Balkanlar. Bu 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 dönemde İran'ın bölünmesi de tehlikelidir Türkiye için. Onu da belirtmiş olalım temenni ayrıdır, ayrıdır, tespit ayrıdır. o açıdan bu birlikteliği sağlarken de ön, önce Türk birliği, sonra Sünni birliği, sonra Şii kardeşlerimizle de bir birlik sağlayacak şekilde bir ihtilafları çözmek lazım. Ee, özellikle Yemen'le zaten çok ciddi sıkıntılarımız yok. Bunları da dikkate almak gerekiyor. Öyle öyle inşallah bu hedef gerçekleşecektir. Benim ümidim Türkiye'nin güçlenmesi yönüyle bu gerçekleşecektir. Diğer boyuta gelince Hindistan Müslümanları, Bangladeş ve Pakistan bize çok yakın. Onlarla birleşmemiz kolay. E zaten Türk Birliği adımlar atılıyor. Daha sevindirici bir gelişme Macaristan Gönüllü Türk Birliği'ne katıldı. Ben de Türk'üm diye. Bu aşamada bizim Macarların Müslüman olması için yoğun bir şekilde oraya İslam'a götürmemiz lazım. Yani biz onları tamam Müslüman edelim hedefimiz olmalı ama bu de hocam, baskıyla şimdi, değil. Anladım hocam. Niye? Çok. Çünkü bu bir fırsattır. Anladım. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. İslamda sıkıntı yok. Evet. Müslümanlarda sıkıntı var. Evet. Yani onları İslam'ı anlatmak için. Evet. Onları Müslüman ülke örnek almalı lazım. Evet. Yani bu durumda adamlar şimdi nereye Avrupa aslında? Birliği ülkesi. Evet. Belli bir yaşam standartı, bir kalitesi var. Evet. Şimdi İslam coğrafyasında katliamların, savaşların, kanın, gözyaşının yüzde yetmişi evet. İslam coğrafyasında. Tabi. Şimdi oradaki insanlar nereye örnek aslında yani? Tabi yani tabi. Bir kala, kala bu coğrafyanın tek umudu Türkiye Cumhuriyeti. Tabi yani o, o, zaten şimdi Avrupa'da şöyle bir durum var. Avrupa bizim gibi bir yeri örnek alarak Müslüman olmuyor veya bir kişiyi. Avrupa'da kendini e, tatmin etme var zihnine. Bu iyi bir şey. Bu bizde de olmalı. Şimdi biz bizim hatamız nedir? İslam'ı sadece Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam temsil kabiliyetince sunmamamızdır. Tek lider olarak onu sunsak sorun gider. Mesela adam Sultan Abdülhamid'i İslam'ın örneği olarak sunuyor. Yanlış. Tamam Sultan Abdülhamid çok büyük bir insan. Ben de çok seviyorum. Dindar bir padişah. Veya hayatının çoğu safhası dindar geçmiş. Hataları da olabilir. Çok büyük işler yapmış. Ama kalkıp da sen Sultan Abdülhamid'i veya kendi sevdiğin bir dini, alimi İslam'ın temsilcisi olarak sunamazsın. Hatta Hazreti Ebu Bekir'i de sunamazsın radıyallahu anh. Kimi sunabilirsin sadece? Hazreti Muhammed'i sunabilirsin aleyhissalatü vesselam. Evet. Sunmazsan, onları sunmaya devam edersen adam onu çürütmeye devam eder. Çürütemez ama ne yapar? Açık arar. Peygamberimizi sundun mu, saldırdı mı direkt İslam'a saldırmış olur. Kötü niyet oraya çıkar. Evet. Şimdi adam Sultan Abdülhamid'i sevmiyor... O İslam'ı sevmiyor diyemeyiz o adama. Ama peygamberimizi sevmedi mi aleyhissalatü vesselam? İslam'ı sevmiyor demektir. Osmanlı'nın da her şeyi ideal değil. Osmanlı bizim ecdadımız çok iyi işler çıkarmış. Hatalar da yapmış. Mesela nedir? Eyalet sistemi Osmanlı'da hatadır bana, bana göre. Bir savaş kaybediyor Bulgaristan gidiyor. Atatürk'ün il il büyüme stratejisi daha gerçekçidir. İl sistemi. Üniter yani, Tabii devletler doğar. Ha, oradan, şuraya yaşam, oradan şuraya gelelim. Oradan şuraya gelelim. Türkiye asla ve asla eyalet sistemine geçmemelidir. Özerk belediye yasalarına geçmemelidir. Türkiye il ve üniter sistemi üzerinde devam etmelidir. Türkiye adı, Türk milleti adı asla anayasadan çıkamaz. Temel ilkeler değişmez. Bu konuda çok ciddi uyanık olmalıyız. Çünkü burada en ufak yaptığımız bir hata ülkenin bölünmesine neden olur. Türkiye'de eyalet sistemine geçilmesi Allah muhafaza bölünmenin başlangıcıdır. Bunda şimdiden uyaralım. Yani bu kesinlikle iyi niyetli de bakılsa kabul edilemez. Bunu da belirtmiş olalım. Anayasa geliştirilmeli ama anayasa temel ilkeler, Atatürkçülük gibi sağlam ilkelere dokunulmadan geliştirilmelidir. Bunu da belirtmiş olalım. Yani milli güvenlikle ilgili ilkelere dokunulmadan, Türk ifadesi, Türkiye, Atatürkçülük, belli ilkeler, değişmez ilkelere dokunulmadan Türkiye diğer alanlarda gelişimini sağlamalıdır. Bunu da belirtmiş olalım. Çünkü gündemdeki konular bunlar. Hassas konular. Bunlara riayet etmek lazım. Ee, i̇şte Türkiye'nin bu şekilde güçlenmesi, gelişmesi Türk Devletleri Teşkilatı'nın birliğini sağlar. O da daha diğer birliği sağlar ki Azerbaycan'la biz şu anda adı konulmamış bir konfederasyon gibiyiz. Şimdi Sayın Hocam araya gireyim. İki millet İki devlet tek millet. Şu anda Azerbaycan'la Türkiye Adeta bir konfederasyon gibi. Evet. Yani birleşmiş gibi. Bu böyle devam ederse diğer ülkelere de sirayet İnşallah. edecektir. Şimdi burada toplum aslında evet. düşünen bilinçli, azıcık e, insaf evet. ve vicdanı olan insanlar Batılın iki yüzlülüğünü de çok iyi gördü. Bu ince evet. da o toplantıda konuştu. Evet. Bir Charlie Hebdo şey oldu. Saldırısı oldu Paris'te. Evet. 25 vatandaş e, öldürüldü tüm dünya liderleri Paris'te yürüyüşe geçtiler. Evet. Ya bugün o az önce siz Hamas'tan bahsettiniz. Ee, evet. Milliye ruhu dediniz. Kuvay Milliye gibi dediniz. Ülkelerin şey yap, yapıyorlar. Ee, i̇lk başta 7 Ekim olaylarının başlamasında evet. işte sivillerin öldürülmesi gibi bahane gösterildi. İşte Hamas sivilleri öldürdü, katletti şeklinde. Bütün o o ilk... konuyu konuya ben açıklık getireyim. O konuda aynen foto montajlar var, sahte görüntüler var. Bir de Hamas'ın içinde de çok Mossad ajanı var. Hocam anladın mı? Zaten o yani kendi çoksa o, şuurlu Müslümanlar bunları yapmaz. Onu evet. demek istemiyorum hocam. Evet. Yani bunu gerçek göstererek dünyayı arkasına aldı. Şimdi evet. e, artık sizin de belirttiğiniz gibi bu gerçekler ortaya çıktı. Bebeklere dokunmak, kanlara dokunmadılar. Hatta o rehinelerden serbest bıraktıklı birkaç kişi bize çok iyi davrandılar şekilde. Evet. Bir de onlar nice uğradı. Onlar anti iki yani yüzlüyü, evet. biz çağdaş diyoruz, medeni diyoruz, Türkiye'yi bırakın, Avrupa'ya gidin, İşte şu e, kesim Avrupa'ya kaçıyor gibisinden. Evet. E, yani bir ünlü piyanist Fazıl Say bir tweet attı diye İsviçre'deki dört konser iptal edildi. Bu kadar da çifte standartlar. Filistin'le vardı. ilgili değil mi? Evet, tabii tabii, evet. onunla alakalı, evet. şeyle de alakalıydı. E, yani bunu görmek mümkün. Evet. Adam Kur'an-ı Kerim'i yakacağım diyor, Kur'an-ı evet. Kerim'i yakacağım diyor, Aşağı. özgürlükler kapsamında değerlendiriyor, biz içine de Kur'an yakılıyor. Bugün yakınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız onu da örnek verdi. Şimdi bak, bakınız biz şuraya geleceğiz. Biz mandacı kafadan, Allah'a şükür ikimizde de milli kafa var, mandacı kafadan, ilticacı kafadan bir hayır gelmez. Ben Türk'üm, Müslüman'ım, güçlüyüm, kimseye ihtiyacım yok. Ne gav Avrupa gavurunun, ne Amerika gavurunun, ne... Yahudi gavurunun ya Hristiyan gavurunun merhametine, medeniyetine, teknolojisine ihtiyacım yok. Ben her şeyi yaparım deyip kendi işini kendin göre, göreceksin. Anlayış budur. Yoksa o istediği kadar batı merhametli olsun. Benim onun merhametine de ihtiyacım yok. Yani küfürdeki bir insanın merhameti nereye kadar gidebilir ki? Bir iman gibi bir Müslümanın bakışı gibi değildir. Bu özgüveni sağlamak lazım. Ondan sonra güçlenmek lazım ve kabuğun içinde bu sözlerin içinde doldurmak lazım. Çalışmak lazım, üretmek lazım. Eskiye nazaran gelişmeler var, ümit varız. Lobicilikle de bakınız bugün sessiz kalan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeleri lobicilikle köşeye sıkıştırmalıyız. Lobicilikte halen zayıfız, güçlenmeliyiz. Lobi Fransızca koltuk demek yani koltukta oturup belli bir hedeflere ulaşmak. Lobi faaliyetlerini de artırmamız gerekiyor. Ee, diğer e, işte sinema, medya, basın, kitap, silah teknolojisi onda ileriye doğru gidiyoruz. Sihalar, okuma kültürü, ahlak, İslam'ı yaşama, özüne dönme. İslam'ı yaşarken de müspet manada Türk milliyetçilik duygusunu elde etme. Herkes kendi özünü de bilecek. Arap da Arap özünü bilecek bu şekilde ilerleyerek Allah'ın izniyle inşallah mesafeler kat ediyoruz edeceğiz. İsrail'in çözülüş ve çöküş süreci bana göre başlamıştır. Çünkü ilerleyemiyor, gidemiyor. 6 günde 6 Arap ülkesini yenen İsrail küçücük Gazze'yi 34 günde yenemiyor, içine giremiyor. Bak bu, bu çok büyük bir gerilemedir. Inşallah Kaç tane Arap ülkesini 6 günde yenen bir İsrail 6 günde 34 günde o Arap ülkelerinin %1'i kadar küçük bir yere e, galip gelemiyor. Yani hocam zaten 2 milyon insan yaşadığı bir yer aşağı yukarı 17 yıldır açık hava hapishanesi gibi evet. çok büyük acılar, büyük sıkıntılar gerçekten evet. çekiyorlar. İyiden mücadele ediyor. Allah yardımcılar olsun. Bu konuda İnanılmaz bir şeyimiz, mücadele. Hem fikiriz. Burada biz ısrarla Türklükten bahsettiğimiz zaman biz ırkçılık anlamında söylemiyoruz hocam. Avrupa'da da böyle Kesinlikle Kesinlikle hocam. Diyor. Türk denince Müslüman anlaşılıyor, Müslüman evet. denince Türk anlaşılıyor. Evet. Bunun şeyi yok hocam. Evet. Yani konuda Hocam şimdi kafası karışık tipler Türkiye'de varsa daha ne olduğunu tespit edememiş. Onların sorunu benim sorunum değil. Ben burada patronum. Bura benim ülkem. Her yerde de Türklüğü ilan ederim Allah'ın izniyle. Eyvallah. Yani anayasamızın da esas maddesidir bu. Nerede yaşıyoruz? Türkiye'de. Aç anayasada Atatürk milliyetçiliği, Türkçülük. Hayali bir anayasa değil değil mi? Hayali bir ülke değil. Kanımızla almışız. İslam'la, Türklük'le almışız, kılıncımızla almışız. Rahatsız olanlar varsa o onların sorunu, bizim sorunumuz değil. Evet hocam. Maalesef ya, ya acılar çok, sorunlar çok büyük. Şimdi e, tabii ki dua çok etkili kim ne derse desin. Çünkü orada metafizik savaşlar da oluyor. Şimdi metafizik savaşlar derken orada e, görünmeyen enerji savaşları var. Yahudiler bunun bilincindedir. Yahudiler bugün İsrail'de tıp niye başarılı? Hem dua, hem bitki, hem de modern tıpı karıştırıyorlar. Fitoterapiyle mesela İsrail'in başarılı olduğu alanlar var. Bizde de hem dua, hem eski gelenekler, hem de bazı şifreleri bilmemiz lazım. Orada e, mitolojik bir devlet kurulmuş. Biz o mitolojik devleti çözümlememiz için çökertmemiz için o mitolojiyi de bilmemiz gerekiyor. Aslında hocam gerek çok uyanık. Yani evet. Şimdi toplum tarafından ne, neredeyse ee, kaybolup gidecektir Netanyahu. Evet. Fırsat bildi. Çünkü sürekli protestolar vardı. Netanyahu evet. gitmek üzereydi. Şimdi şu anda işte ben aslında sizin de belirttiğiniz gibi gaz açıklarına sahildi. Ciddi manada karbonataklar, doğalgaz şeyler. Asıl amaç bu ama Tanah'tan örnekleri veriyor. Tevrat'tan örnekleri evet. veriyor. Mitoloji dediniz ya hocam. Evet. Ee, kendi ayetlerini okuyor. Yani evet. Hatta Hristiyanlar da katarak bu şekilde kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor. yani dini öğretileri de kendi evet. kendi dini öğretilerini öne çıkarıyor. başka düşünceler de söz konusu. Evet. İşte sona zorlamak, kıyameti Tan haşa Tanrıyı, zorlamak, Tanrı kıyamete zorlamak gibi. Tabii i̇şte, şimdi putper putperestleşmiş bir Yahudilik var, putperestleşmiş bir Hristiyanlık var. Ee, zaten Tanrı'yı kıyamete zorlamak New Age'ciler, evangelistlerde de bu var. Böyle bir şeyi söyleyen zaten küfre girer. Haşa biz Allah'ı bir şeye zorlayabilir miyiz? Hiç asla. Allah-u Teala'nın evet. işte bakınız isimlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. Cebbar ismi. İstediğini zorla yaptıran. Evet. Allah istese cebbarlık yapar. Biz Abdülcebbarız. Cebbar olan Allah'ın kuluyuz. Şimdi Allah-u Teala'nın cebbar ismini İsrail görecek. Kim kimi neye zorluyormuş Allah'ın izniyle. İnşallah. Ee, şimdi derler ki Nietzsche'nin mezar taşında şöyle bir söz var. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. İşte Tanrı öldü Nietzsche. Nietzsche'nin meşhur sözü Hı -hı. ya. Altında da Nietzsche öldü Tanrı. Yani <laughs> diye bir söz yazar derler. Şimdi İsrail tabii belli bir olgunun, konsorsiyumun e, devamı. Benjamin Netanyahu, Netanyahu şehrinle bağlantılı orada bir şehrin adı Netanyahu. Bir piyon, bir mikrofon, mızrak ucu. Netanyahu mızrak ucudur. Mızrağı tutan kim onu göremiyoruz. Evet. Mızrak ucu bu adam. Ve dikkat et böyle fanatik et kafalı bir tip. Bunları kullanırlar. Yani bunun arkasında Mızrağı tutan kim? Yolsuzluklarla, politik yapıyla zayıflayan bir adam popüler oldu. Biden da zordaydı. O da sıkıntılarını biraz kendilerine göre attı bunu kullanarak. Ama sonları felaket olacaktır ve inşallah ileride uluslararası savaş mahkemelerinde Biden ve Netanyahu yargılanır inşallah. Amerika'nın da İsrail'in çöküşüyle birlikte zayıflayacağı muhtemeldir. Çünkü onların güç odakları doğru İsrail ile iç içe. Ama dediğim gibi Yahudiler Hristiyanları kullanmıyor. Hristiyanlar da Yahudileri kullanıyor. Ve İngilizlerin, Hristiyanların tarih boyunca misyonerlik yaparak Hristiyanlaştırdığı çok Yahudi çocuk da vardır. Sen Avrupa'da gördün evet. Yahudi kanı taşıyan Hristiyanlar. Bir de orada bakınız gözden kaçan bir durum vardır. Kudüs'te dört mahalle vardır eski Kudüs'te. Müslüman, Hristiyan, Ermeni, Yahudi. Yahudi. Ermeniler Hristiyan olmasına rağmen ayrı bir gruptur orada. Buradaki Ermeniler ve Lübnan'daki Ermeniler Pakradunidir. Genelde. Pakraduni ne demek? Pakraduni Yahudi kanı taşıyan Ermeni demek. Evet. Pakraduniler tarihte Van, Harput, Sivas, Divriği buralarda da çok bulunmuşlar. Avarlar Van, Harput ve Sivas'taki Pakraduni krallıklarını yok eden Türklerdir Avarlar. Daha sonra Lübnan'a inmişler. Beyrut gizli bir örgüttür Pakraduni. Pakraduniler mesela Türkiye'de PKK'ya destek vermişlerdir. PKK'nın en büyük destekçilerindendir Pakraduni Ermenileri. PKK bir Ermeni örgütüdür aslında evet. bir yönüyle. Ve e, Pakraduniler şu görevi yaparlar. İsrail'le uyumludurlar. İsrail'le iç içedirler. Yahudi kanı taşıyan Ermeniler. İsrail planı yapar. Ortalığı karıştıran, terörize eden ise Pakradünlerdir, Beyrut Ermenilerdir veya Lübnan, Kudüs Ermenilerdir. Yani oradaki Ermeniler e, Yahudilerle işbirliği halinde. Diğer Hristiyanların hepsi işbirliği halinde değil. Onu da belirtmiş olalım. Çünkü Arap Hristiyanlar Yahudilere karşı ama oradaki Ermeniler e, Yahudilerin piyonu olarak pakrad'un Ermenileri... Tam program sonuna doğru geldik. ...buymaktadırlar. Tabii e, bunu kınayan Ermeniler de vardır. O ayrı bir konu. Üzülmeyin, gevşemeyin. Evet. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz. evet bu bağlamda hocam çok çalışmak, çok çalışmak, evet. çok çalışmak, üretmek. Evet. Birbirimize bize birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize sahip çıkarak, birbirimize destek vererek ekonomik sıkıntılar olabilir. Zaman zaman sorunlar yaşanabilir. Ama en büyük şey devamlılık. İnşallah Allahu Teala Gazze'yi muzaffer eylesin. Amin. İnşallah bu programı Gazze sahillerinde böyle oturarak güneşli bir günde İsrail'e karşı galibiyetimizi İnşallah. kutlayarak orada da yaparız. İnşallah hocam. Ee, Allah şehitlerimize rahmet etsin diyoruz. Amin. Türk'ün eli, Müslüman Türk'ün eli oraya yetişecektir. İnşallah. İslam'ın eli oraya yetişecektir Allah'ın izniyle. Amin. Çok teşekkür ederim. Rica hocam. ederim. Değerli izleyenler, İl Ediz Erşen program konumuz oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek hafta başka bir konu ve başka bir konumuzla birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.